BBC Türkçe'nin Muharrem İnce ile yaptığı yayındayız. Şu an Muharrem Bey'in Elmalık köyündeyiz. Muharrem Bey, burada çocukluğunuz geçti herhalde, değil mi? Biraz bahseder misiniz bu köyden ve çocukluğunuzdan? Tabii, yani şu anda evimin olduğu arazi babamın dedesinin arazisi. Yani herkes oğluna vermiş. Alttaki ev kız kardeşimin. Bir alttaki amca kızı, üst taraf amca çocukları. Yani 1924'ten bu yana bu köyde yaşıyor benim ailem. Mübadeleyle gelmişler. Baba tarafım Selanik'ten, Drama'dan. Anne tarafım da Rize'den. Çocukluğum burada geçti. İlkokulu burada okudum. Şimdi de Yalova'ya geldiğimde bu evde oturuyorum. Evet. Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandınız kısa bir süre önce. Siz ne zaman öğrendiniz, nasıl öğrendiniz? Onu biraz anlatır mısınız? Tabii ki ben çok daha öncesinden, açıklanmadan çok daha öncesinden biliyordum. Ne kadar öncesinden? 3-5 gün diyelim. Sayın Genel Başkan evine davet etti. Yaptıkları araştırmalardan benim adımın önde çıktığını, CHP'nin adayının benim olacağımı, hazırlıkları yapmam gerektiğini söyledi. Ve medyayla bunu paylaşmadık. Çok abuk subuk yorumlar yapıldı o arada. Haksızlık yapıldı yani CHP'ye. İşte kararsızlar, karar veremiyorlar. Böyle bir şey yoktu. Bir taktik gereği, strateji gereği böyle yaptık biz. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğiniz andan itibaren değiştireceğiniz ilk şey ne olacak? Ya da yapacağınız ilk şey ne olacak? Yargı. İlk işim, hemen mazbatayı aldıktan sonra ilk işim yargı. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye bir korku toplumu oldu. Özgürlüklerimizi geri almamız lazım. Demokrasimizi rayına oturtmamız lazım. Yargı bağımsızlığını tesis etmemiz lazım. Yargıya olan güven yerlerde sürünüyor. Yani yüksek yargıçlar çay topluyor, düğme ilikliyor, ayağa kalkıyor. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda beni gördüklerinde ayağa kalkmayacak yüksek yargıç arıyorum. Yani gerektiğinde beni de yargılayacak, Sayın Erdoğan'ı da yargılayacak veya herhangi bir başka kişiyi de yargılayabilecek o birikime, o cesarete, o namusluluğa ihtiyaç var Türkiye'de. Yani yargıdan korkmanın bir anlamı yok. Onlar yürütmeyi denetleyecekler. Görevleri bu. Türkiye'de yargıyı rayına oturtmadığımız sürece Türkiye'de hiçbir iş doğru gitmez. Ne terörle mücadele edebilirsiniz, ne ekonominiz güven verir, ne gençlerinize iş bulabilirsiniz. Yargı, yargı, yargı. Önce yargı. Evet. Bir konuşmanızda yargıdaki siyasallaşma ve aslında toplumdaki kutuplaşmadan bahsettiniz. Evet. Bir de özellikle birleştirici, bütünleştirici bir cumhurbaşkanı adayı olacağınızı söylüyorsunuz. Peki bunun tesisi kısa vadede nasıl olacak? Çok kısa sürede yapabiliriz bunu. Bakınız, Yargıtay'da ya da diğer yüksek yargı organlarında seçimler olacağı zaman gazetelerde çarşaf çarşaf işte şu kadar sosyal demokrat yargıç var, bu kadar ülkücü var, işte bu kadar muhafazakar var. Bunlar çok yanlış işlerdir. Nereden biliniyor bunların ideolojik yapıları, kimlikleri? Yani ayıptır bu. Utanmaları lazım böyle bir haberden. Bunu yok edeceğiz. Bunu yok etmeliyiz. Yani liyakat olmalı. Artı Cumhurbaşkanı bağırıp çağıran bir Cumhurbaşkanı olmamalı. Yani Cumhurbaşkanı tezeklememeli. Cumhurbaşkanı küfretmemeli, hakaret etmemeli. Cumhurbaşkanı kucaklamalı. Cumhurbaşkanı gerektiğinde parti başkanlarını bir masa etrafında toplayabilmeli. Toplumun tümüne güven verebilmeli. Cumhurbaşkanı tektir bakın. Tek olan şeyler bir grubun olamaz. Tek olan şeyler hepimizindir. Yani AKP'lilerin cumhurbaşkanı olmaz. CHP'lilerin bayrağı olmaz. MHP'lilerin vatanı olmaz. Böyle bir şey yok. Tek olan şey bir gruba ait değildir. Tek olan şey hepimizindir. Cumhurbaşkanı da tektir. Tıpkı bayrak gibi, tıpkı vatan gibi, tıpkı Atatürk gibi, kurtarıcımız gibi. Onun için Cumhurbaşkanı'nın damarlarında sıcak siyasetin kanı akmamalıdır. Cumhurbaşkanı'nın damarlarında partizanlık olmamalıdır. Ben partiliyim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim.
Bununla övünüyorum. Sonuna kadar da Cumhuriyet Halk Partili. Fakat milletvekili olduğumda Cumhuriyet Halk Partili kimliğim ön planda olabilir. Partinin genel başkanının kimliği öyle olabilir. Ama Cumhurbaşkanının olamaz. O hepimizin birliğini, dirliğini temsil ediyor. Onun için ben adaylığım açıklandığı gün rozetimi çıkardım. Sayın Genel Başkan'a rozetimi takdim ettim. Ki 15 yaşından beri bu partide görev almış birisiyim ben. Ama 24 Haziran'dan sonra Allah'ın izniyle seçildiğimde o zaman daha da farklı şeyler yapacağım orada. Peki buradan şunu mu anlıyoruz? Rozetinizi bıraktınız. Peki bundan sonraki 24 Haziran'a giden süreçte sizin stratejilerinizi, kampanyalarınızı, belki belirleyeceğiniz Cumhurbaşkanı adaylarınızı siz kendi inisiyatifinizle mi belirleyeceksiniz yoksa CHP'nin bir etkisi olacak mı? Hayır, tabii ki olacak. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyım. Bu doğru. Seçilene kadar başka bir şey, seçildikten sonra başka bir şeydir. Bu hiç saklanacak, gizlenecek bir şey değildir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri oy birliğiyle hepsinin imzasıyla aday yaptı beni. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayıyım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatleri beni bağlar. Hı hı. Benim vaatlerim de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlar. Evet. Peki açıklayacak mısınız Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarınızı? Önümüzdeki süreçte tabii ki. Hı hı. Evet. Muharrem Bey, şöyle bunu ben tutacağım sizin için biraz daha evet. Sesi size yaklaştırmam gerekiyormuş. Benim sahada gözlemlediğim şey şu, parti fark etmeksizin, yani seçmenlerin siyasi fikri fark etmeksizin herkesin yakındığı bir şey var, o da ekonomi. Aslında evet. Çok da şaşırtıcı değil. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını, emekliler, işte çiftçiler, işçiler, geçim sıkıntısı yaşadıklarını ve bunun kısa sürede çözülmesi gerektiğini söylüyor seçmenler. Siz bunu yine kısa vadede çözebileceğinizi düşünüyor musunuz ve kafanızda bir somut adım var mı bununla ilgili? Tabii ki düşünüyorum. Yani ekonominin yarısı psikolojidir zaten. Yani psikoloji ekonomiyle doğrudan bağlantılıdır. Böyle bir ortamda, yani bağırıp çağrılan bir ortamda, huzurun olmadığı bir ortamda, güvenin olmadığı bir ortamda ekonominin düzgün gitmesi mümkün mü? Yani bir söylediği bir söylediğine tutmayan bir cumhurbaşkanı var. Bugün terörist dediğine yarın kardeşim diyebiliyor. Bugün hain dediğine öbürsü gün dostum diyebiliyor. Böyle bir ortamda piyasalara güven vermeyen bir yönetim anlayışı var. İstikrarlı, kararlı, hukuk devletine inanmış bir kişi yönetirse bu ülkeyi, adil yargılamaya inanmış, hukuk devletine, yargının bağımsızlığına inanmış bir kişi yönettiğinde yabancı sermaye de güven duyacaktır bundan. Ya diyecektir ki Türkiye bir kurallar ülkesi, kurullar ülkesi. Türkiye'de yargı işliyor, Türkiye'de mahkemeler bağımsız, Türkiye'de yatırım yaptığımızda başımıza bir şeyler gelir kaygısı yok. Bu ekonomimizi doğrudan etkileyecektir. Hı hı. Oysa şimdi Türkiye dışarıdan bakıldığında yabancı yatırımcılar Türkiye'ye baktığında güven duymuyorlar. Korkuyorlar Türkiye'den. Yani diyor ki Türkiye'de bir diktatör var. Bu diktatör her şeyi eline geçirmiş. Yargı onun elinde, ordu onun elinde, üniversite onun elinde, sivil toplumu susturmuş. Güven duymuyorlar. Türkiye'de yargı anlamında atacağımız her adım ekonomimizi doğrudan ilgilendirecektir. Bakın daha çok yakın bir süre önce gazoza bile, soğuk çaya bile vergi koydular, arttırdılar. Şimdi ise emekliye 1.000 lira para vereceğiz diyorlar. Ortada bir çelişki var. Yani bir taraftan bebek mamasına, soğuk çaya, çocuğun gazozuna göz dikeceksin. Öbür taraftan bunu yap, bir garip bir durumdur gidiyor. Yani Türkiye'de hastane yapıyorlar, hasta garantisi. Köprü yapıyorlar, geçiş garantisi. Havaalanı yapıyorlar, uçma garantisi. Uçsan da uçmasan da, geçsen de geçmesen de ödediğimiz paralar var bizim. Doğru yönetilmiyor. Yani bana şunu soracaklar. Yani sen ekonomist misin? Nasıl yapacaksın? Bu çok saçma bir soru. Siyaset bir ekip işidir, bir takım işidir. Ortak aklı bulma işidir. Ortak aklı bulacak bir orkestra şefidir Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanına
keman çalmıyor. Orkestra yönetiyor. Keman çalanı da, flüt çalanı da hepsini birlikte yönetecek. Yani yaptığı icraatlarında bakacak. Bir, yaptığım iş kamu yararı var mı? İki, bilime uygun mu? Üç, hukuka uygun mu? Dört, vicdana uygun mu? Beş, dünya görüşüme uygun mu? Bunlara bakarak işlerini yürütecek. Ve sözünün eri olacak. Verdiği sözün arkasında duracak. Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi, ahlaksız bir siyaset var Türkiye'de. Yani Diyarbakır'a gidiyor siyasetçi, Diyarbakırlıların hoşuna gidecek şekilde konuşuyor. Rize'ye gidince Rizelilerin hoşuna gidecek şekilde peki konuşuyor. Peki aynı şeyi sizin söylemleriniz için de hayır, miyiz? Hayır, bakın ben şimdi çarşamba günü Edirne'deyim, perşembe günü Diyarbakır'dayım, cuma günü Rize'deyim. Konuşmalarımı izleyin. Edirne'de ne söylüyorsam Diyarbakır'da onu söyleyeceğim. Kürt sorunu konusunda. Zaten Kürt sorunu ekonomik bir sorundur, kültürel bir sorundur. Bütün bunlar tamam. Ama Kürt sorunu aynı zamanda ahlaki bir sorundur. Kandırdılar hep insanları. Farklı farklı konuştular. Bunu yapmayacağım ben seçildiğimde. Mesela bir şeyi söylediysem ya aman buna kızıyorlar. Mesela danışman arkadaşlar da işte sabah az önce burada ya veterinerlerle ilgili bir şey söyledin onu düzeltsene diyor. Ne söyledim dedim. Ne söyledim? TÜBİTAK başkanını veteriner yaptılar. Veterinerden TÜBİTAK başkanı olmaz dedim. Veterinerler kızmış. Kızarsa kızar. Evet, TÜBİTAK başkanı veterinerden TÜBİTAK başkanı olmaz. Veterinerden cumhurbaşkanı olur. Veterinerden başbakan olur. Veterinerden milletvekili olur. Veterinerden belediye başkanı olur. Ama TÜBİTAK başkanı olmaz. Ben fizik öğretmeniyim. Fizik öğretmeninden de TÜBİTAK başkanı olmaz. Ama cumhurbaşkanı olur. Avukattan TÜBİTAK başkanı olmaz. Ama avukattan cumhurbaşkanı olur. Anlatabiliyor muyum? Yani o başka bir şey. Doğruyu söylemek lazım. Doğruları söylerken bazıları kızacak. Kızarsa kızsın. Ben 80 milyonun mutluluğuna esas alıyorum. Yani kendimi 80 milyona karşı sorumlu hissediyorum. Bu fakir millet bir kamyon şoförünün oğlunu milletvekili yapmış 16 yıldır. Bu fakir milletin vergileriyle olmuş bu. Dokunulmazlık vermiş bana, hatırı sayılır bir maaş vermiş, koruma vermiş, sekreter vermiş, danışman vermiş. Bunların parasını fakir millet ödüyor. Benim bu millete karşı sorumluluğum var, görevim var. Ve bunu yalan söylemeden yapacağım. Asla yalan söylemeyeceğim. Hatalı olabilirim. Onu da söyleyeyim. Ben böyle yaptım diyeceğim. Ama milleti kandırmayacağım. Ayrıca kandırılmayacağım. Size kızanlar arasında galiba kadınlar da var. Çünkü dün Yalova'da Demirtaş'ı da çıkar. Meral Akşener'in oylarına karışma. Gel erkekçe dövüşelim dediniz ama erkeklik söylemi sanırım O dil sürçmesi o. O aslında yiğitçe dövüşelim. Mertçe dövüşelim. Tabii o dil sürçmesidir. Anlık söylenmiş bir şeydir. Kızmakta haklıdırlar. Onu yiğitçe dövüşelim anlamında söyleyecektim ama o olayın stresiyle erkekçe dövüşelim olmuş. Evet. Şimdi Kürt sorunundan bahsettiniz ve şunu sormak gerekiyor bu noktada. Siz Kürt seçmene nasıl ulaşacaksınız? Onları nasıl ikna edeceksiniz? Biliyoruz dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay vermemiştiniz ama sonuçta söylediğiniz gibi partinizin tavrı sizi de bağlıyor şu anda. Ben dokunulmazlıklar konusunda parti yönetimiyle ters düştüm. Parti yönetimi evet dedi, ben hayır dedim. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına hayır dediğimde yarın cumhurbaşkanı adayı olurum. Elimde bir koz olsun. Kürtler de böyle bunu bilsin. Böyle bir şey düşünmediğim herhalde herkes tahmin eder. Ben inandığımı yaptım. O gün yaptığım doğrudur. Bu Kürtlerin hoşuna gitsin diye de yapmadım. Siyaset bir ilke işidir. O konuda yalnız kalsanız dahi inandığınızı yapmalısınız. Benim inancım odur. Yanlıştır dokunulmazlıkların kaldırılması. Çünkü Türkiye'de bağımsız bir yargı yoktur. O gün ne diyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. Kürtlerle bir problem var mı? Evet, bir problem var ortada. 40 yıldır bir çatışma ortamı var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu bir samimiyetle çözeceğiz.
İki, bunu parlamentoda çözeceğiz. Üç, yalan söylemeyerek çözeceğiz. Dört, cesur adımlar atarak çözeceğiz. Bunu yapabiliriz. Herkes Türkiye'de kendi kendine soracak. Türk ya da Kürt. Kardeşim biz beraber mi yaşayacağız? Ayrı mı yaşayacağız? Yan yana mı yaşayacağız? Herkes diyecektir ki ezici bir çoğunluk beraber yaşayalım diyecektir. Beraber yaşayacaksak Diyarbakır'da ayrı hukuk, Edirne'de ayrı hukuk olmaz. Bir olacak. Onun için cesur adımlar atacağız. Mesela uzlaşmak nedir? Anlaşmak. Sizde aramızda bir problem var. Uzlaşmak istiyoruz. Bir en çok istediğim var, bir de en az istediğim var. Uzlaşmak en çok istediğinden vazgeçmektir. En az istediğinden vazgeçersen uzlaşma olmaz. En çok istediğinden vazgeçeceksin. Ben bunu samimiyetle çözebileceğimize inanıyorum. Yani AKP Türkiye'nin en gerici partisidir. Kürt sorununu çözmek ise en ilerici bir harekettir. Türkiye'nin en gerici partisinden en ilerici bir çözümü beklemek gaflettir. Ama bir dönem bunu denediler. Ama yapamayacağı ortadaydı. Yapamayacak. O oy için yapılmış bir şeydi. Oy için. Ben oy için yapmayacağım. Bazen yaptıklarıma Kürtler kızacak. Bazen yaptıklarıma Türkler kızacak. Bu olabilir. Bütün bunlara hazırım. Önemli olan ilkeyi ortaya koyacağız. İlke olacak. Evrensel kurallar geçerli olacak. Hukuk geçerli olacak ve vicdan geçerli olacak. Hı hı. Bütün bunlar olduktan sonra sorunu neden çözmeyelim? Yani şunu bulacağız. 12 yaşında çocukların üzerine Uludere'de bomba atıldı. Emri kim verdi? Emri kim verdi? Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Hiç çaresi yok. Bu sorunları herkes samimiyetimize inanacak. Yani Diyarbakır'daki Kürt kardeşim diyecek ki ya bu adam samimi. Bu adam sorunları çözmek istiyor. Ona inandıracağım. Onun vicdanında inandıracağım. Ya da Trabzon'daki milliyetçi kardeşim diyecek ki ya tamam ortada bir problemler var. Cumhurbaşkanı bir adım atmak istiyor ama ya bu adam samimi. Onun vicdanında bir inanç tesis edebilirsek hepsini çözeriz. Evet. Peki bu noktada muhafazakar seçmene nasıl ulaşacağınızı düşünüyorsunuz? Muhafazakar seçmen size neden oy vermeli? Ben muhafazakar bir ailede büyüdüm zaten. Yani o çok uzak birisi değilim ki. Yani ben ortalama bir Türk ailesinin yaşadıklarını yaşıyorum. Hatta belki muhafazakarlık konusunda ortalamanın bile üstündedir benim ailemin yaşantısı. Yani şöyle söyleyeyim, onları anlayabilirim. Onlar gibi yaşadım. Hiçbir farkım yok. Ben şöyle söyleyeyim, muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum. Böyle büyüdüm. Yani ben ilkokul 4'te Kur'an kursuna giderdim. Yani ilkokul 4'te bu köydeki arkadaşlarımla birlikte Kur'an kursuna gittiğimizde Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberlediğim için hoca benim imam yapılmamı istemişti dedemden. Ya şey bundan hafız, çok iyi hafız olur. Çok çabuk ezberliyor diye. Hatta bir ara dedemin projesiydi bu, beni hafız yapmak. Sonra milletvekiliyken rahmetli babam beni ahıra soktu. Yani Kurban Bayramı sabahı hayvan alır satardı babam. Ben milletvekili olmuştum. Babamın evindeydim. Baktım babam ahırda hayvanları çıkarıyor. Kurbanlıkları alanlara teslim ediyor. Ben de girdim. İki bayram girdim. İki Kurban Bayramı'nda girdim. Üçüncü Kurban Bayramı'nda kardeşim babama dedi ki baba artık abim girmesin. Abim milletvekili oldu. Ben iki kişilik çalışırım dedi. Ondan sonra bıraktım. Yani muhafazakar ailelerin yaşantısıyla benim aramda hiçbir fark yok ki. Aynı onlar gibi yaşıyorum zaten. Evet. Şimdi bir yandan izleyicilerimizin sorularına bakıyorum. Bir izleyicimiz şunu söylemiş ya da sormak istemiş size. Meral Akşener'in seçimlerde elini kuvvetlendirmek için çıkarılmış bir aday gibi gözüküyor Muharrem İnce. Kendisi böyle düşünüyor mu demiş. Yani şimdiye kadar karşılaştığım en anlamsız soru. Böyle bir şey yok. Yani ben kazanacağım. Kazanmak için. Ben kimseyle
bir husumetim yok. Kimseyle, kimseninle ilgili bir planım yok. Ben Cumhurbaşkanı olmak için adayım. Evet. Biraz daha bakalım isterseniz. Yalnız yağmur yağıyor. Biraz şöyle alacağız mı? Evet. Yağmur geldi. Biraz şöyle içelim. Biraz alalım. Evet. Biraz daha soru çıkarma. Notu alayım. Notu verebilir misin? Tamam. Şunu alabilirsin. Biraz daha sorulara bakıp ondan sonra röportajı sonlandırmak istiyorum. Yağmurda bıraktıysam kusura bakmayın size. Yağmur da solcudur mesela. Niçin? Herkesi ıslatır. Rüzgar farklı bir mantıktadır. Rüzgar sadece zayıfı kırar. Ama yağmur solcudur. Zengini, fakiri herkesi ıslatır. Evet. Biraz da şeyi konuşalım. Parlamenter sisteme dönme sözü. Cumhuriyet evet, Halk Partisi'nin evet. Ve aslında diğer muhalefet partilerin. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini ve nasıl gerçekleşeceğini bakın biz şu anda 100 yıl öncesinden, 90 yıl öncesinden bile gerideyiz. Şimdi Cumhuriyet'in kurulduğu yılları düşünelim. Bir Cumhurbaşkanı var. Atatürk. Hemen yanında bir İsmet Paşa var. Başbakan. Hemen yanında bir Genelkurmay Başkanı var. Fevzi Çakmak. Hemen yanında bir başbakan yardımcısı var. Celal Bayar. Ekonomiden anlayan kişi. Şimdi 4 kişi var bakın. Atatürk tek başına değil. Yani 90 yıl önce bile 4 tane çok önemli isim var. Atatürk, İsmet Paşa, Fevzi Çakmak ve Celal Bayar. 90 yıl sonra tek adam var. Bana yanındakileri sayabilir misiniz? Bakın ben 15 yaşındayken Türkiye'de bakanların isimlerini ezbere bilirdim. 15 yaşındayken. Şimdi sokağa çıkın, sorun bakalım bakanları. Milli Eğitim Bakanı kim? Gümrük Bakanı kim? Çevre Bakanı kim? Gidin sorun. Sokağa sorun. Bir kişi bakanların ismini söyleyemez. Neden? Önemsiz oldukları için. Yani bakanların isminin kamuoyunda bilinmemesinin nedeni tek adamlıktır. Her şey o. Çevre Bakanı o, Milli Eğitim Bakanı o, Genelkurmay Başkanı o. Yaşananı gördünüz mü? Yani Sayın Gül'ün adaylığı söz konusu olduğunda Genelkurmay Başkanı helikoptere binip baskı kurmaya gidiyor. Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Yani buradan kurtulmamız lazım. Tek kişinin aklıyla 80 milyonu duvara çarptırırız biz. Onun için parlamenter sisteme geri dönmemiz lazım. Mesela şu anda bütçemiz 80 milyonun bütçesi bir kişinin elinde. Yani Cumhurbaşkanı tek başına Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesini yapacak. Böyle bir şey olabilir mi? 600 milletvekili ne yapacak orada? Ben Cumhurbaşkanı seçildiğimde 80 milyonun bütçe yapma yetkisini asla kullanmayacağım. Meclise iade edeceğim o yetki. 600 kişi yapsın bütçeyi. Tek kişi bütçe yapar mı? Olur mu böyle bir şey? Bunlar doğru işler değil. Bu memleket batar böyle giderse. Onun için aklı selim bir şekilde yargıdan başlayarak bütçe hakkını meclise iade ederek TRT'yi hizaya getirerek devletin televizyonunun borazan olmamasını sağlayarak çeşitliliği sağlayarak adım adım piyasalara güven vererek Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz ve tabii ki eğitim. Yani evet, bir eğitimcisiniz. Tabii aslında. Tabii ki eğitim. Yani hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında önceliğimiz çocuklarımız olacak. Önceliğimiz geleceğimiz olacak. Hiçbir veli kaygılanmayacak. Yani diyecekler ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başında bir fizik öğretmeni oturuyor ve eğitimi çok önemseyeceğiz. Kaynak aktaracağız. Yeni kaynaklar bulacağız. Laik ve bilimsel niteliğine yeniden oturtacağız eğitimi ve çocuklarımızı güvence altına alacağız. Onlara yurt bulacağız. Üniversite öğrencilerini sokaklarda bırakmayacağız. Onların burslarını arttıracağım. Ben o çocuklara yıllarca fizik anlattım. Onların üniversite sınavına girerek mühendis olmalarında, doktor olmalarında katkım var. Şimdi onlara yeni iş olanakları yaratarak onlara iş sahibi yaparak memlekete faydamız olacağını düşünüyorum. Evet, yani genç işsizlik de devamlı sahada duyduğumuz sorunlardan bir tanesi. En büyük sorunlardan biz. Ama fakat şu an işsizler ve nasıl bir anda sizden sonra iş bulacaklar, iş sahası? İşte dediğim gibi bakın adım adım
yargıyı güvenilir hale getirirsek, yabancı sermayeye güven vermiş oluruz. Piyasalara güven vermiş oluruz. Türkiye bir hukuk devleti. Burada kurallar işliyor. Dendi mi ekonomi canlanacak. Ekonomi canlandı mı yeni kaynaklar bulacağız. Yeni kaynaklar bulduk mu yatırım yapacağız. Çocuklar iş bulacak. Ama başlangıç noktası neresi? Yargı. Evet. Yani Türkiye güven duyulabilmesi için Türkiye'ye dışarıdan bakıldığında insanların Türkiye'de ya burası doğru bir ülke, burası bir hukuk devleti demedikleri sürece ekonomiyi düzeltmek mümkün değildir. Son olarak Muharrem Bey, dünkü mitinginizi sanırım ana akım medyada göremedik. Bununla ilgili bir yorumunuz var mıdır? Bundan sonraki süreçte... Şaşırmadım. Şaşırmadım. Halk TV'den başka kimse vermedi. Akşam haberlerde verdiler ama canlı yayın olarak vermediler. Hiç şaşırmadım. Medyanın hali ortada. İşler acısı. Medya da kurtulacak. Bu zulüm düzeninden. Benim cumhurbaşkanlığımda medya da kurtulacak. Gelinen süreçte tabii ki özel sektöre söyleyecek bir şeyim yok. Yani vermiyor, korkuyorlar zaten. Talimat gidiyor onlara, biliyorum. Türkiye'de ana muhalefet partisi cumhurbaşkanı adayını açıklıyor. Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birisi Hürriyet gazetesinde alttan şu kadar haber yapıyorsun. Manşetten verilecek bir haber bu yani. Yani dünyanın hangi gazetesine sorarsanız sorun, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklaması manşet haberdir. Bu kadar. Ama kızmıyorum onlara, anlıyorum onları. Hatta acıyorum yani. Acıyorum da. Baskı altındalar, zulüm altındalar. Ne yapayım? Ama onlara acıyorum. Özel sektöre acıyorum. Ama TRT'ye acımıyorum. TRT'ye kızıyorum. TRT 80 milyondan elektrik faturasından TRT payı alıyor. Benden de bak elektrik yanıyor şu anda. Şu anda ben TRT'ye çalışıyorum. Şu anda TRT'ye para ödüyorum. Ama benim haberimi yapmıyor. Böyle devam ederse TRT, CHP'nin tüm milletvekilleriyle birlikte oraya gideceğim. TRT'ye gideceğim. Bu tehdit falan değil. Hakkımı istiyorum. Ben hakkımı istiyorum. Kimseye hakkımı yedirmem. Peki sizce bir haberin gazetede nereden görüleceği, ne kadar nerede yer alacağı bu basın özgürlüğüne girmez mi? Tam da o işte zaten. Söylediğim odur. Ama yani şöyle söyleyeyim. Dünyaya bir büyük göktaşı çarptığında ciddi bir haberdir değil mi bu? Birinci haberdir. Yani Türkiye'de ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayının açıklanması bence ciddi bir haberdir. Ben manşete niye koymadılar demiyorum. Ama siz onu böyle bu kadarcık bir haber olarak koyarsanız art niyetlisiniz demektir. Ben bunu bana sormayın. Ben adayım. Siz kendi vicdanınıza sorun. Yani kamuoyunu herkes bekliyor CHP'nin adayı kim olacak diye. Değil mi? Herkes bekliyor. Açıklanmış CHP'nin adayı Muharrem İnce. Siz gazeteci olarak, siz yönetseniz bir gazeteyi bunu ne kadar koyarsınız? Yani gazetenin manşetine mi koyarsınız yoksa altta bir yere küçük bir haber mi yaparsınız? Bunu vicdanınıza sorun. Beni manşete alın demiyorum. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Siz olsanız nereye koyarsınız bu haberi? Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız, ben sorularımızı yanıtladığınız, bu fırsatı verdiğiniz için. İyi günler diliyoruz size. Sağ olun, size. Çok teşekkür ederim.